Efendim Profesör Doktor Ramazan Ayvallı ile gönül sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Berat gecesi malum. Berat'tan bahsedeceğiz. Suçtan, cezadan, hastalıktan kurtulma anlamına gelen, aynı zamanda da sözlük karşılığına baktığımızda hocam birazdan bahsedecek, nişan anlamına da geliyor Berat gecesinin anlamı. Şaban ayından bahsedeceğiz ve Şaban ayı içindeki bu önemli geceden özellikle bahsedeceğiz. Hocam hem Şaban ayının faziletinden bahsedelim hem de Berat gecesinin öneminden bahsedelim istiyorum. İlk sorum da bu olsun. Berat gecesi neden önemlidir? Buyurun. Sırrı Bey, müsaade ederseniz konuya şöyle girelim. Buyurun. Bilindiği gibi madenlerden bir kısmı diğerlerinden çok kıymetli. Mesela altın madeni, demir, bakır, kömür, gümüş gibi madenlere nazaran çok daha değerli. Yakut taşı normal taşlardan çok daha kıymetli. Gül çiçeği çiçekler arasında çok değerli ve çiçeklerin şahı kabul edilir. Nasıl bunlar böyle farklı seviyelerde, derecelerde, mertebelerde ise Allah-u Teala bazı mekanları benzerlerinden çok daha kutsi kılmıştır. Bazı insanları akranından daha muhterem yapmıştır. Aynen bunun gibi bazı zamanları da benzerlerinden çok daha kutsi, mukaddes, mübarek eylemiştir. Mübarek, bereketli, feyzi, hayrı, bol manasına gelen bir kelime. Yüce Rabbimiz kullarına merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı, acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara hususi kıymet vermiştir. Haram aylar denilen aylar var. Eşhuri hurum diye anılır. El eşhurul hurum Arapçası. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Şuhur-i Selase denilen 3 aylar var. Bunlar da Recep, Şaban, Ramazan ayları. Yine aylar konusu açılmışken Eşhürül Hac tabirinden de bahsedelim. Bunlar da hac ayları. Onlar ise Şevval-i Şerif, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü. Berat gecesi sizin de ifade ettiğiniz gibi sözlükte borçtan, hastalıktan, suçtan, cezadan kurtulma manalarına gelen bir kelime berat. Ama dini literatürümüzde bir ıstılah olarak, terim olarak ilahi af ve rahmete nail olma, günahlardan kurtulma, cehennemden kurtulma manalarını ifade ediyor bu kelime. Tabii yine dediğiniz gibi Osmanlı beratı denilirdi, berat verildi denilirdi. O tabirlerde edebiyatımızda, literatürümüzde vardır. Cenab-ı Hak bazı geceleri benzerlerinden çok daha kutsi, mukaddes, mübarek kılmıştır dedik. Bunları değerli izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Şöyle bir kere daha sayacak olursak hatırlama babında. Sırrı Bey çok kısa zaman diliminde birkaç mübarek geceden bahsettik. Evet. 22 Mayıs'ta Recep ayı başladı. Hemen 2 gün sonra 24 Mayıs'ta Regaib gecesiydi. O münasebetle mübarek geceleri saydım. Ve ondan 25 gün sonra efendim Miraç gecesi geldi. O Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesidir. Yine böyle bu mübarek gecelerden bahsettik. Şimdi ondan hemen 2 hafta sonra, 3 hafta dolmadan Berat gecesinden bahsediyoruz. Şaban-ı Muazzam'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece, işte bu mübarek gece, Berat gecesi. Sık sık biz bu gecelerden bahsettik. Ama bir tekerleme
vardır. Et tekrarı ahsen velev kâne 180 derler. 180 defada olsa iyi mevzuların tekrarı güzeldir, faydalıdır derler. Evet. İşte Hicri Kameri sene içerisindeki yerlerine göre zikredecek olursak, mübarek gecelerin birincisi 1 Muharrem gecesi. Müslümanların Hicri yılbaşı gecesidir. İkincisi 10 Muharrem gecesi, Aşure gecesidir. Üçüncüsü Mevlid gecesidir. 12 Rebül Evvel gecesi. Dini literatürde gece önce gelir, gündüz sonra gelir. O bakımdan 12. gece dediğimizde Rebül Evvel'in 11'ini 12'sine bağlayan geceyi kastediyoruz. Regaib gecesi Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesidir. Beşincisi Miraç gecesi sevgili peygamberimizin İsra ve Miraç mucizeleriyle şereflendiği bir gecedir. O mucizeler peygamberimizden başka hiçbir peygambere verilmemiştir. İster Nebi olsun, ister Resul olsun, ister Üllezim peygamber olsun, diğer peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen, sadece peygamberimize lütfedilen bir mucizedir o. İsra ve Miraç mucizesi. İşte o gece Peygamber Efendimiz ümmetine bazı hediyeler getirmiştir. Onlardan Miraç gecesinde bahsetmiştik. Şimdi Berat gecesini idrakle şerefleniyoruz. Berat gecesi Şaban-ı Muazzam'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir efendim. Yedincisi Kadir gecesi. Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş, saklanmış ve bin aydan hayırlı olduğu bizzat Allahu Teala tarafından ifade edilmiş olan bir gecedir. Onun saklanmasının tabii hikmetleri var. Yüce Rabbimiz, kullarım bu gece Kadir gecesi olabilir, bu gece Kadir gecesi olabilir diye daha çok ibadet etsinler, onlara daha çok sevap vereyim diye böyle nice hikmetlere mebni bunu böyle yapmıştır. Sekizincisi Ramazan bayramının birinci gecesi. Dokuzuncusu Arefe gecesi, Zilhicce'nin 9'unu onunla bağlayan gece. Arefe günü hacılar Arafat meydanında haccın farzlarından biri olan Arefe vakfesini yaparlar. Akşam güneş battıktan bir müddet sonra da Müzdelife'ye intikal ederler. Müzdelife'de sabaha kadar kalmak, vakfe yapmak da vaciptir. İşte 9 Zilhicce'yi 10 Zilhicce'ye bağlayan gecedir. Nihayet 10. gecede Kurban Bayramı'nın birinci gecesidir. Hülasa olarak söylemek gerekirse cuma geceleri, bayram geceleri, kandil günleri ve geceleri Müslümanların mübarek gün ve geceleridir, evet, diyebiliriz. Bu mübarek gün ve gecelere kıymet veren şüphesiz ki Allah-u Teala'dır. Nitekim peygamberler de birer insandır. Ancak Cenab-ı Hak o insanları kıymetlendirmiş, kendilerine güzide mevkiler ihsan etmiştir. İşte peygamberler diğer insanlardan niçin böyle farklı kılınmıştır, ayırt edilmiştir denemez. Aynen bunun gibi Yüce Rabbimiz niçin bu günleri ve geceleri ve ayları bir tarağın dişleri gibi eşit kılmadı da denemez. Bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir ihsanıdır, lütfudur. Kullarına lütufta bulunmak istiyor, hediye vermek istiyor. Bu hediye kabul edilmez mi efendim? Değil mi? Sırrı edilmez mi efendim? Mümkün mü böyle bir şey? Bu geceyi nasıl ihya etmek gerekir hocam? Efendim tabii ki bizler insan olarak zaman zaman konuşmalarımızda temas ettik. El insanu murakkabun minel hatay ve nisyan denilmiştir. İnsan hata ile unutmaktan mürekkeptir. Eşref-i mahlukat olarak yaratılmış olmamıza rağmen ahsen-i takvim üzere en güzel kıvamda biçimde mahlukatın en şereflisi. Adeta hatta insanoğlu için zübde-i kainat, kainatın özü denilir, küçük kainattır denilir. Böyle olmamıza rağmen nefislerimize uyarak, şeytanların vesvesesine kapılarak bazen de
çevremizin tesiriyle hatalar, kusurlar, kabahatler, günahlar işlediğimiz olabiliyor. İşte bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek önce bolca tevbe istiğfar etmeliyiz. Sonra ağlamayan çocuğa meme verilmez veya mama verilmez derler. Rabbimizden talep etmeliyiz. Ona tazarru ve niyazda bulunmalıyız. Münacatta bulunmalıyız. Yalvarmalıyız, yakarmalıyız. Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz. Yüce Rabbimiz bu gece benden af isteyen yok mu? Affedeyim. Afiyet dileyen yok mu? Afiyet vereyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Başka kim ne istiyorsa istesin vereyim diye sabaha kadar kullarına nida ediyor. İşte böyle bir gecedir. Sonra mübarek gecelerde hasreten Berat gecesinde bolca namaz kılmalıdır. Çünkü sevgili peygamberimiz mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet etmiştir. Hatta Hazreti Ayşe validemiz onun o halini görünce gelmiş böyle hürmetle, ihtiramla, ya Resulallah, Allah-u Teala seni masum kıldı. Melekler ve peygamberler günah işlemezler. Büyük küçük günah işlemezler. Hatta peygamberlikleri bildirilmeden önce de işlemezler. Sadece peygamberler ve bir de melekler masumdurlar, günah işlemezler. Ya Resulallah, Allah-u Teala senin günah işlemeni önledi. Sen masumsun. Geçmişte bir günahın yok. Gelecekte de günah işlemeyeceksin. Böyle olmanıza rağmen niçin kendinizi yıpratırcasına, hırpalarcasına böyle ibadet ediyorsunuz deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efela ekunu abden şekura diye başlayan hadis-i şerifini irat buyurmuşlardır. Yani ey Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı? Arkasından da bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allah-u Teala'ya arz olunur buyurmuştur. İşte bunun için ben böyle bolca namaz kıldım, bolca ibadet ettim demek istemiştir. Peygamber Efendimizin bu sünnet-i seniyyesini de yerine getirmelidir. Ayrıca o gece Peygamberimizin yaptığı hususi bir dua vardır. Allahümme rzukne kalben takiyen mineşşirki beriyen la kafira ve şakiyya. Ya Rabbi, Allahümme rzukne, bizi rızıklandır. Kalben takiyen, müttaki bir kalb ile. Mineşşirki beriyen, o kalbimiz şirkten beri olsun. La kafira ve şakiyya. Kafir de olmasın, şakî de olmasın. Şakî cehennemlik demek. Evet. Yani küfürden, azaden, şirkten beri, şakavetten ari bir kalbi ile bizi rızıklandır. Böyle bir kalbi bize nasip eyle ya Rabbi diye dua da etmelidir. Bolca kaza namazları kılmalıdır. Efendim, gündüzünde biraz sonra o hadis-i şeriflerden bahsedeceğiz. Oruç tutmalıdır. Gece önce geliyor, gündüzü sonradır. Yani bu gece 14 Şaban'ı 15'e bağlayan çarşamba Berat gecesi, yarın Perşembe'de Berat gündüzü oluyor. Bu arada tesbih, tahmid, tekbir, tehlil dediğimiz Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah zikirlerini de yapmalıdır. Her çeşit zikir, fikir, şükürle meşgul olmalıdır. Yine bu fırsatı yakalamışken Sırrı Beyciğim, fakir fukara, garip guraba sevindirilmelidir. Yetimler aranıp bulunmalı. Gönülleri hoş edilmeli. Müminlerin kalplerine sürur vermek imandan sonra en kıymetli iştir. Ayrıca tabii bu gecede yapılacak bazı özel işler daha var. En başta hocam onu şöyle yapalım mı? Kısa bir ara verelim. Aradan sonra hem faziletini konuşmaya devam edelim hem de
önemli işler dediniz ya. Peki efendim. Onları konuşalım efendim. Peki efendim. Efendim Profesör Doktor Ramazan Ayvallı ile gönül sohbetleri devam ediyor. Berat gecesinin faziletinden bahsediyoruz. Efendimiz bu gece ayakları şişinceye kadar namaz kılmışlar. Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz diye sormuştum ve sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. Estağfurullah hocam efendim. Kusura bakmayın, reklam arası efendim. Vermek zorunda kaldık. Buyurun. Efendim bu mübarek geceleri günleri ihya etmeli dedik. İhya etmekle ilgili olarak da birkaç madde söylemiştik. Özetle bolca tevbe istiğfar etmeli dedik. Namaz kılmalı dedik. Özellikle kaza namazları kılınmalı. Kur'an-ı Kerim okumalı. Ve sevabını geçmişlerimize de bağışlamalıyız. Bu mübarek gecede ölülerimizi de sevindirmeliyiz. Ayrıca fakirleri, garipleri, yetimleri bulup onlara hediyeler, sadakalar vermeli, gönüllerini almalı dedik. Daha bazı yapılacak önemli işler var demiştik. Şunu söyleyecektim. Özellikle böyle gecelerde anne ve baba, diğer büyükler ziyaret edilmeli, dualar alınmalıdır. Anne ve babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir buyuruluyor. Hatta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rıda Rab fi rıdal valid buyurmuşlardır. Rabbin rızası babanın rızasındadır. Bir diğer hadis-i şeriflerinde, el cennetu tahta akdamil ümmehat buyurmuşlardır. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Eğer gidemiyorsak en azından telefonla dualarını ve gönüllerini almalıyız. Hal ve hatırlarını sormalıyız. Artık mail yazma, mesaj yazmadan bahsedemiyorum. Yani oğul annesine ve babasına bir telefon açacak kadar vakit bulamaz mı Sırrı Bey? Herhalde anneyi babayı aramayıp mesaj yazma, mail yazma ayıp olur diye düşünüyorum ben efendim. O da çok hoş bir davranış olmaz. Değil mi efendim? Evet. Ama ulaşamayacağımız kimseler varsa o yapılabilir. Bir de kavuştuğumuz nice nimetlerin bize gelmesine vesile olan sevgili peygamberimize bolca salatü selam getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz'e salatü selam okumak çok önemli. Allahu Teala ayeti kerimede Estaizu billah İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ buyuruyor. Ey iman edenler, muhakkak ki Allah ve melekleri o peygambere salat kılarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam getiriniz. Allah-u Teala'nın salat kılması, rahmet etmesi manasında. Tefsirlerde böyle açıklanıyor. Meleklerin salat kılması, dua etmeleri manasında. İstiğfar etmeleri manasında. Müminlerin Peygamber Efendimiz'e salatü selam kılmaları da dua etme, selam verme manasındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz salatü selam okuduğumuzda bunu sevgili peygamberimize ulaştırmakla görevli melekler götürüyorlar, ona ulaştırıyorlar. Ayrıca bu geceden ilim öğrenmelidir. Dinimizde ilme, alimlere çok büyük ehemmiyet verilmektedir. Ayet-i Celle'de Estaizu billah kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun inneme yetezekkeru ulul elbab buyuruluyor. Ey Habibim de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri idrak ederler. Yine bir ayet-i kerimede Estaizu billah inneme yahşallâhe min ibâdihil ulema buyurulmuştur. Allah-u Teala'dan kullar arasında ancak hakkıyla alimler korkar. Yine efendim Estaizu billah Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah-u Teala varlığına ve birliğine kendi zatını ve meleklerini şahit tuttuğu gibi alimler de şahit gösteriyor burada. Allah, melekleri ve ilim sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler buyuruyor.
Bir başka ayet-i kerime var. Estağfirullah. Yerfa illahu allazina amanu vellezina utul ilme derecat. Yerfa illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah sizden iman edenlerin ve ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir. Aşağı yukarı 700'e yakın ayet-i kerimede ilimden, ulemadan bahsolunmuştur. Bunların üzerinde uzun uzun durmaya lüzum yok. Sırrı Bey, siz okumayı çok seven bir insansınız. Aizane, biz de karınca kararınca çok kitap okumaya çalışıyoruz. Zaten mesleğimizin gereği bu. 43 senelik üniversite hayatımızda kendimizi yenilemezsek biteriz efendim. Muhakkak yeni bir şeyler okumamız lazım diye düşündük. Bugüne kadar hep okuduk. Halen de okumaya devam ediyoruz. Efendim dinimizin ilk emri oku diye başlıyor efendim. Sevgili Peygamberimizin evet. Mekke-i Mükerreme'de, Nur Dağı'nda, Hıra Mağarası'nda, Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinde, Kadir gecesine rast gelmiştir. O gece ilk aldığı vahiy Alak Sure-i Celle'sinin ilk 5 ayeti kerimesidir ki Estağfirullah, Bismi Rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şerif kitaplarından sonra en kıymetli kitaplardan biri olduğu belirtilen Gönüller Sultanı Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi Şerifi de Bişnev, dinle diye başlıyor efendim. Demek ki okuma ve dinleme ilim öğrenme vasıtaları. İşte bu gece kıymetli ilmihal kitaplarını, fıkıh kitaplarını da okumalıdır. Ayrıca Sırrı Beyciğim, ülkemizde efendim elhamdülillah insanlarımız nispeten çok rahat ama komşu ülkelerde öyle değil. Kan durmuyor, gözyaşı durmuyor. Komşu ülkelere de dua etmeliyiz. Milletimizin birliği, memleketimizin dirliği, komşu ülkelerimizin huzur ve sükunu, bütün İslam aleminin saadeti için, hatta bütün insanlığın da hidayeti için dua etmeliyiz efendim. Bakınız, dünya adeta yangın yeri gibi. Ormanlar yanıyor. Onu söndürmek için bütün ülkeler seferber oluyorlar. Bir evde yangın çıksa o evdeki insanları kurtarmak için itfaiye erleri canla başla çalışırlar. Hatta bırakın sadece insanları kurtarmayı, af buyurun bir köpek yavrusu, bir kedi yavrusu olsa onları kurtarmak için canlarını feda eden fedakar, cefakar, vefakar itfaiye erleri vardır. Belediyelerin bu itfaiye teşkilatlarını ben bu manada tebrik ediyorum. Hakikaten canla başla çalışıyorlar. Efendim cehennem ateşi dünya ateşlerinden çok daha şiddetlidir. Bu izabe fırınlarının, yüksek gerilim hatlarının filan kat kat fazlası. Kıyas bile edilemez değil tabii, mi hocam? Kıyas, kabili kıyas değildir. Oralarda insanların yanmasına gönlümüzün razı olmaması lazım. İşte bütün insanların hidayeti içinde dua etmeliyiz. Bütün İslam aleminin, Türk aleminin, özellikle güzel ülkemizin, aziz vatanımızın huzuru, sükunu, birliği, dirliği için dua etmeliyiz. Bu gecede demek ki böyle namazlar, Kur'an-ı Kerim okuma, dualar, tevbe, istiğfar, sadakalar, hediyeler, ilim öğrenme, salavat-ı şerife okuma, ölülerimizin ruhlarına efendim yaptığımız hayırları bilhassa Kur'an-ı Kerim okuyunca ve sadaka verince bunların sevaplarını bağışlama gibi bedeni ve mali yapabileceğimiz hayırlı işleri yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bunlar birer fırsattır. Bu gece geçince ancak bir sene sonra bu geceye tekrar kavuşabiliriz efendim. Bir sene bu geceyi yakalayamayız. Peygamber Efendimiz niçin bu gecede çok ibadet ettiğinin gerekçesinde açıklamışlardır. Değil mi efendim? Bu yıl içinde öleceklerin isimleri
Bu gece özel deftere yazılır buyuruyor. Bu gece içinde, bu yıl içinde doğacak olanların isimleri keza deftere geçirilir. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkese amelleri, herkesin amelleri Allah-u Teala'ya arz olunur buyuruyor. O halde yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışmalıyız. Bir yıl içinde de bir gece uykusuz kalalım hocam. Evet efendim. Değil mi? Sırrı Bey, biliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz de bilirler. Allah-u Teala maddi ve manevi rızıkları, her şeyi ezelde takdir buyurmuştur. Hatta hiçbir şeyi yaratmadan önce bunları takdir buyurmuştur. Ama bir yıl içinde olacak hadiseleri, doğumlar, ölümler, terfiler, tenziller, eceller, ameller, rızıklar, kim nerede ne yiyecek, ne içecek, bunlar efendim kimler terfi edecek, kimler tenzili rütbeye uğrayacak, kimler ölecek, kimler doğacak, böyle bir yıl içinde olacak hadiselerin tamamı listeler halinde Berat gecesinde. Bu gece melaike-i kirama veriliyor efendim. Evet. İşte çok mühim bir gece. Hocam özür diliyorum. Daha önce belirlenmiş olmasına rağmen bu sıralamış olduğunuz bütün maddeler bu gece neden veriliyor? Allah-u Teala esrar-ı ilahiyeden, ilahi sırlardan mahlukatına bahsetmiyor, bildirmiyor. İlahi sırları bildirmiyor. Ama bir yıl içinde olacak hadiseleri bu gecenin önemine binaen meleklere bildiriyor. Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuza toptan indirildiği bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in iki türlü nüzulü var. Bir, levh-i mahfuza toptan inişi, bir de semai dünyaya ve oradan da sevgili peygamberimize inmeye başlaması. Birincisi Berat gecesinde olmuştur. Duhan Sure-i Cellesi'nin 1 ila 8. ayet-i kerimelerinde bundan bahis var. Estaizübillah, Hamim vel kitabil mubin, inna enzelnau fi leyletin mubareketin, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu emrin hakim, emran min indina, inna kunna mursilin. Burada biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. O gecede her hikmetli iş tefrik olunur, ayrılır buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte efendim bu ayet-i kerimede kast olunan mübarek gece Berat gecesidir buyuruyor. Ama bir diğer ayet-i cellede estağfirullah. İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O da Kur'an-ı Kerim'in sevgili peygamberimize inmeye başlamasını belirtiyor. Kadir gecesinde başlamıştır. 22 sene, 2 ay, 22 gün devam etmiştir. Biz ona takriben 23 sene diyoruz. 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de olmuştur. 10 senesi Medine-i Münevvere'de olmuştur. 600 kadar eser yazarak zamanının en çok eser yazan alimi unvanını kazanan Mısır'da yetişmiş büyük ulemadan İmam Suyuti rahmetullahi aleyh var efendim. Bunun El İtkan fi Ulumil Kur'an adlı Arapça usulü tefsire dair, Kur'an-ı Kerim ilimlerine dair, metodolojiye dair çok kıymetli bir kitabı var. Orada olsun, diğer başka eserlerinde olsun, sureleri, ayetleri çeşitli kısımlara ayırıyor. Mesela sayfi şita ediyor. Yazın inenler, kışın inenler. Hazari seferi diyor. Hazardayken, barış halindeyken, seferdeyken, hem yolculuk hem harp halindeyken inenler diyor. Efendim, leyli nehari diyor. Gündüz inenler, gece inenler. Bu arada arzi semai diyor. Arzda inenler, semada inenler diyor. Miraç gecesinde bahsetmiştik Sırrı Bey. Evet. Mesela Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi, yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Amener Resulü diye okuduğumuz iki ayeti kerimede, iki ayeti kerime semada tabii ki Peygamber Efendimiz
dünya şartlarından çıktı. Bilinemeyen, anlatılamayan, anlaşılamayan mekanlara ulaştı. Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Dünya şartlarından çıkarak ahiret şartlarında zamansız, mekansız, cihetsiz olarak Allah-u Teala'yı gördü. Ve arada Cebrail aleyhisselam olmaksızın bila vasıta, vasıtasız bizatihi Cenab-ı Hak'tan bu vahiyleri aldı. İki vakit namaz kılınırdı. O zamana kadar namaz beş vakte çıkarıldı. Şirk koşmadan ölenlerin cennete gideceğine dair müjde o gece Cenab-ı Hak tarafından sevgili peygamberimize bildirildi. Yine Peygamber Efendimiz İsra suresinden 12 madde ihtiva eden 17-18 ayet-i kerimeyi de orada almıştır. Namazlarda 5 vakit namazda 21 kade var, oturuş var. O gerek kade-i ula dediğimiz birinci oturuşta olsun, gerek kade-i ahire dediğimiz ikinci oturuşta olsun okuduğumuz ettehiyyatü duası var. Evet. O ettehiyyatü duası da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e öğretilmiştir. Hocam işte, yine affınıza sığınıyorum, kısa bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peki efendim. Efendim Profesör Doktor Ramazan Ayvallı ile gönül sohbetleri devam ediyor. İçinde bulunduğumuz mübarek Berat gecesini konuşuyoruz. Hocam sürekli sözünüzü kesiyorum. Buyurun kaldığınız yerden devam edin. Buyurun. Sırrı Beyciğim, programımızın başına yetişemeyenler varsa ben şöyle küçük bir hülasa yapayım, bir özet Buyurun. Yapayım. Mübarek gecelerden bahsettik. Mübarek gecelerin İslamiyet'teki yerinden, öneminden bahsetmeye çalıştık. Bu mübarek gecede neler yapılması gerektiğinden bahsettik. Ve dedik ki Kur'an-ı Kerim'in iki türlü inişi vardır. Bir levh-i mahfuza toptan inişi, diğeri de semai dünyaya ve oradan Peygamber Efendimiz'e inişi. Birincisi Berat gecesinde olmuştur. İkincisi Kadir gecesinde olmuştur. Ve Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz'e inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 gün devam etmiştir. Takriben 23 sene diyoruz biz buna. 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 senesi de Medine-i Münevvere'de olmuştur dedik. Ben şundan bahsedecektim. Bilindiği üzere Cenab-ı Hak ezelde hiçbir şeyi yaratmadan önce her şeyi takdir etmiş, dilemiştir. Bunlardan bir yıl içinde olacak doğumlar, vefatlar, terfiler, tenziller, ameller, ömürler, ölüm sebepleri gibi her şeyi Şaban ayının 15. gecesinde, yani Berat gecesinde, yani bu gecede, çarşambayı perşembeye bağlayan bu gecede meleklere bildirir. Bunlar Duhan suresinin 1 ila 6. ayet-i kerimelerinde zikrediliyor. Bereketlenmek niyetiyle demin metni şerifini okuduk ama mealini arz edemedik. Şöyle kısaca mealini arz edeyim ben. Hamim. Bunlara tefsir ilminde hurufu mukatta deniliyor. Bunlara tefsir alimlerimiz bazı manalar vermişler ama bunlar Allah-u Teala ile Habibi Muhammed Aleyhisselam arasında şifredir diyen alimler de var. Onun için ben mana vermeden geçeceğim. Helal ile haramı vesaire hükümleri apaçık bildiren bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim ki vel kitabil mübin buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendim Allah-u Teala'nın her sözü bizim için senettir. Onun yemin etmesine lüzum yok. Ama çok mühim hususlar ifade edileceği zaman yeminle belirtilir değil mi efendim? Allah-u Teala Yüce Rabbimiz de kelam-ı kadimi, Kur'an-ı Hakim'inde bazı hususları yeminle belirtiyor. İşte bunu da yeminle ifade ediyor. Gerçekten biz onu, Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İşte burada Berat gecesi kastolunuyor. Levh-i Mahfuz'a Kur'an-ı Kerim'in toptan inişi. Ki bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri her hikmetli iş katımızdan bir emir ile o zaman ayrılır.
muhakkak biz hak din İslam'dan yüz çeviren insanları uyaranlarız. Her hikmetli iş katımızdan bir emir ile o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler gönderenleriz. Allah-u Teala'nın kullarına sayılamayacak kadar çok nimetleri var. İki ayet-i kerimede estağfirullah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha buyurur. Siz Allah'ın nimetlerini hulaseten, muhtasaran, icmal suretiyle, özet olarak saymaya kalkırsanız bile sayamazsınız. Bu nimetler arasında en büyüğü Cenab-ı Hakk'ın peygamberler ve kitaplar göndererek rızasına giden yolu, sırat-ı müstakimi, doğru yolu, cennet yolunu göstermesidir. İşte burada Cenab-ı Hak, hakikat biz Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler gönderenleriz buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin eseridir. Şüphe yok ki Allah-u Teala her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi de kemaliyle bilendir. Duhan suresinin birinden 6. ayetine kadar olan ve demin metni şerifinde okuduğumuz ayet-i kerimelerin meali alisidir bu. Evet. Hemen bu gecede bu geceyle ilgili sevgili peygamberimizin pek çok hadis-i şerifleri var. Ben muhterem izleyicilerimize şöyle kıymetli bir çiçek buketi halinde takdim edeyim diye muhtelif hadis kitaplarından onları topladım, getirdim. Bazılarını şöyle arz etmeye çalışayım. Buyurun hocam. Efendim, buyuruyor ki sevgili peygamberimiz, şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi geçti. Mayıs'ın 24. gecesiydi. Şaban'ın 15. Berat gecesi bu gece. Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Ve her hafta bu tekerrür ediyor Sırrı Bey. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri. Efendim, İbn-i Asakir bunu zikretmiştir. Sünen-i İbn-i Mace isimli Kütüb-i Sitte'nin 6 muteber hadis kitabından 6.sı olan Sünen-i İbn-i Mace'nin zikrettiği, İbn-i Mace'nin Sünen'de zikredilen bir hadis-i şerifi görüyoruz. Orada Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Şaban'ın 15. gecesini ibadetle, gündüzün de oruçla geçirin. O gece Allah-u Teala buyurur ki, af isteyen yok mu affedeyim. Rızık isteyen yok mu rızık vereyim. Dertli yok mu sıhhat afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim. Bu hal sabaha kadar devam eder. Bu ne büyük müjdedir Sırrı Bey. Evet. Mesela mahkumlar, mahpuslar, hapishanede olanlar ah bir af çıksa diye beklerler. Değil mi efendim? Çeşitli suçlardan dolayı bazen de nahak yere girenler olabilir. Haklı haksızın ayrılması zaman zaman zor olabiliyor. Yalancı şahitler dinlenebiliyor. Onlar bazen işleri karıştırabiliyorlar. Oraya haklı sebeplerle olsun, haksız sebeplerle olsun düşen insanlar ah bir af çıksa diye beklerler, dua ederler, yalvarırlar. Bizler nice hatalar, kusurlar, günahlar işliyoruz. Tabii ki elbette biz de affımızı beklemeliyiz. İşte bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Yine dört gecenin gündüz de gecesi gibi faziletlidir. Allah o günlerde dua eden isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri buyurulmuştur hadis-i şerifte. Müsnedü Deylemi de geçiyor. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Fıtır ve Kurban bayramının birinci geceleri, Ramazan ve Kurban bayramının birinci geceleri. Berat ve Arefe geceleri. Bunda İsfahani zikrediyor. Allah şu dört geceyi hayırla süsler. Ramazan ve Kurban bayramı geceleri. Arefe gecesi. Şaban'ın yarısındaki Berat gecesi ki onda eceller, rızıklar yazılır. Deylemi. Berat gecesi
göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Bu da İmam Nesai, Nesai'nin Sünen'inde, İmam Beyhaki'nin Es-Sünenül Kübrası'nda, Abdülazim El-Münziri'nin Et-Terhib ve Terhib isimli kitabında geçiyor. Bir enteresan hadis-i şerif daha zikredeceğim. Buyurun. Cenab-ı Hakk'ın merhametini, şefkatini, affını ifade eden bir hadis-i şerif. Sünen-i Tirmizi'de ve Sünen-i İbn-i Mace'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'nin ikisinde var. Allah Şaban'ın yarısındaki Berat gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kırlarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. Sırrı Bey, bu Beni Kelp kabilesi Araplar arasında koyunları, sürüleri en çok olan kabiledir. Böyle vadileri, dağları, ovaları doldurur. Sürüleri doldurur idi. Allah-u Teala o koyunların sayısınca değil, koyunlarının kıllarının sayısınca müminleri affeder buyurulur. Saymak mümkün bile değil. Saymak imkansız efendim. İmkansız. Muhal. Kesretten kinaye diye bir tabir vardır. Çokluk ifade ediyor bu. Bu Yüce Rabbimizin merhametinin bir eseridir. İşte onun şefkatini, merhametini celbedecek işler yapmalıyız. Allah-u Teala Berat gecesinde kafirler hariç müminleri mağfiret eder. Kindarları da bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez buyurulmuştur. Bir diğer hadis-i şerifte Taberani ve Beyhaki'de geçiyor. Efendim, kafirler küfürden tevbe ettiklerinde onlar da affolunurlar. Kin sahipleri tevbe ederlerse onlar da affolunurlar. Hatta şöyle bir hadis-i şerif daha var. Allah-u Teala Şaban'ın 15. gecesinde müşrik ve müşahin, bidat ehli hariç herkesi affeder. Sünen-i İbn-i Mace'de geçiyor. Bunlar da tevbe ederlerse bunlar da affeder. Yani bunlar bu suçlara devam ettikleri müddetçe affolunmazlar demektir efendim. Hadis-i şerifleri doğru anlamak lazım. Hadis şarihleri, hadisleri açıklayan büyük alimler böyle açıklıyorlar. Mesela şöyle bir hadis-i şerif de var. Cebrail aleyhisselam gelip kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allah-u Teala affeder. Yalnız müşrik, Allah'a şirk koşan, ortak koşan, büyücü, sihir yapan, falcı, fala bakan, fal ile meşgul olan, cimri, eli cebine gitmeyen, böyle hasis, insanları düşünmeyen, hep Rabbena hep bana, ya Rabbi hep bana ver diyen, malı kendisi götüren, kinci, insanlara kin güden, ne diyor? Ben küstüğüm dağın odununu yakmam diyor. O benim cenazeme gelmesin, ben de onun cenazesine gitmem diyor. Bu kadar kindarlık olur mu? Sırrı Beyciğim, müşahin, yani bidat ehli, İslam'ın doğru itikadından ayrılmış insanlar. İçkici, Cenab-ı Hakk'ın yasak kıldığı içkiyi gece gündüz içen insanlar. Faizci, insanlara acımayan, dara düşmüş, ben sana yardım ederim ama faiz alırım diyor. Efendim, ve zaniyi, efendim, fuhuş yapanları da affetmez buyuruluyor. Bu Taberani'de geçiyor. Ancak buna benzer bir hadis-i şerif daha arz edeyim. İslam alimlerinin, es-sünnet alimlerinin bu konuyla ilgili hükümlerini nakletmemiz lazım. Bakın, salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan da bu gece affa kavuşamaz buyuruluyor. Şimdi işte bu hadislerin şöyle açıklamasını önemine binaen yapalım. El-sünnet itikadına göre içki içmekte, cimrilikte, kin gütmekte, ana babaya isyan da küfür değildir. Bu günahları işleyenler kafir olmaz. İmanı düzgün ise günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından daha çok ise cehenneme girmeden de cennete gider. Sırrı Bey, bir kişi günah işlemişse, tevbe ederse affolur. Günah işledi, tevbe etmedi, şefaate uğrarsa affolur. Tevbe etmedi, şefaate uğramadı, ihsan-ı ilahiye uğrarsa affolur. İdama mahkum bir kişiyi Cumhurbaşkanı affedebilir mi efendim? Edebilir. Edebilir, evet.
tevbe etmedi, şefaate uğramadı, ihsan-ı ilahiye uğramadı, günahları sevaplarından ağır bastı, cehenneme gitmeye müstahak oldu. Cehenneme girse bile imanının hürmetine, imanının hatırı için cehennemde ebedi kalma. Cehennemde ebedi kalma kafirlere mahsustur. Evet. Mümin cehennemden çıkarılır, cennete gönderilir. İşte bu günahları işlemeye devam edenler, bu günahları işledikleri müddetçe affolunmaz. Bunlar da bu günahlardan tevbe ederlerse bu gecede bunlar da affolunurlar demektir buyuruyorlar İslam evet. alimleri. Hocam gene bir ara verelim. Aradan sonra bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmeye devam edelim. Peki efendim. Efendim Profesör Doktor Ramazan Ayvallı ile gönül sohbetleri devam ediyor. İçinde bulunduğumuz Berat gecesinin faziletinden bahsediyoruz. Hocam Efendimiz bu gece çok dua edermiş, çok ibadet edermiş. Programın başlangıcında da belirttiniz. Neden? Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. İhtiyacı mı var? Maşallah tam kitabın orta yerinden bir sual sordunuz. Sırrı Bey, can alıcı bir sual. Estağfurullah. Efendim malum halleriniz aziz izleyicilerimiz de yakinen bilirler. Allah-u Teala'nın mahlukatının hiçbir ibadetine ihtiyacı yoktur. Evet efendim. Hadis-i şerifte hatta hadisi kutsi olarak nakledilir. Buyuruluyor ki öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinnileriniz bir araya gelseniz en müttaki kulum gibi, peygamberler gibi ibadet etseniz benim mülkümde bir ziyadeleşme olmaz buyuruyor. Aksine evvelkileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinnileriniz bir araya gelseniz en facir kulum gibi, yani düşünebilecek en kötü kul gibi bana isyan etseniz benim mülkümde yine bir noksanlaşma olmaz buyuruyor. O halde ibadetleri yapan insanların yaptıkları ibadetler kendi faydalarına, yapmayan insanların zararları da yine kendilerinedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret ettiğiniz gibi reklamlardan önceki bölümlerimizden bazılarında temas ettiğimiz üzere Efendimiz mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılmış. Ayşe validemiz de efendim siz masumsunuz, günahınız yok. Buna rağmen niçin bu kadar ibadet ediyorsunuz deyince Peygamber Efendimizin efela ekunu abden şekura diye başlayan cevabı çok müthiş efendim. Müthiş. Ben şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor. Efendim hepimiz biliyoruz kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyoruz değil mi efendim? Evet. Ben gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki Allah-u Teala'dan başka ibadete layık hak bir ilah yoktur. Yine gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki şahitlik demek ne demek efendim? Burada şehadet ederim diyoruz. Bir hadiseyi gören kişi şahitlik eder değil mi efendim? Burada da bir şahitlik ederiz ki, ederim ki diyoruz. Şehadet ederim ki, gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür diyoruz. Büyük İslam alimlerinden İmam Rabbani Hazretleri abdiyet makamı, kulluk makamı çok yüksek bir makamdır buyuruyor. Herkese de nasip olmuyor efendim o kulluk. O kulluğu yapmak herkese de nasip olmuyor. Bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı sayılır demiş atalarımız. Sevgili peygamberimiz nimetlerin en büyüğüne muhatap olmuştur. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ayet-i Kerime ile sabit. Estağfirullah ve ma buna mukabil çok da çile çekmiştir değil mi efendim? Evet efendim. O derecesinin yükselmesi içindir. Evet. Hani derdü bela kemendi mahbubes diye Farsça bir ibare var. Dert ve bela sevgiliye atılan bir kementtir. Kement ne yapar? Kemende atarsanız birisinin boynuna onu kendinize doğru çekersiniz.
Değil mi efendim? Ama tanrılık iddiasında bulunan Nemrut'a ve yine tanrılık iddiasında bulunan Firavun'a Cenab-ı Hak bir baş ağrısı dahi vermemiş. Ama sevgili peygamberimiz başta olmak üzere diğer peygamberler, mesela Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş. Eyüp Aleyhisselam çoluk çocuğu alınmış, malı mülkü alınmış, saati alınmış. Senelerce hastalık çekmiş. Bunlar onların derecelerinin daha fazla yükselmesi içindir. Zaten yüksek derecedeler. Daha da yükselmesi içindir. Cennette en yüksek makamlara kavuşmaları içindir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte mübarek ayakları şişinceye kadar bu mübarek gecede Berat gecesinde ibadet etmişler. Allahümme rzukna kalben takiyyen mine şirki beriyen la kafiren ve şakiyya duasını çokça okumuşlar. Başka dualar yapmışlar. Bu gecede neler yapılacağından az evvel bahsettik. Bu geceyle ilgili Duhan Sure-i Cellesi'nin 1 ila 6. ayet-i kerimelerin hem metni şeriflerini hem meali hallerini arz ettik. Sevgili Peygamberimizin bu gece hakkında buyurduklarını da naklettik. Şöyle vaktimiz daraldı zannediyorum. Şöyle toparlamaya çalışalım. Berat kelimesinin aslı beraettir. Beraet, efendim, borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak demektir dedik sözlükte. Ama bir terim olarak, bir deyim olarak dini literatürde ilahi af ve rahmete nail olmak, günahlardan arınmak, temize çıkmak demektir. Ya Rabbi bu gece beraatını eline alanlardan eyle diye dua edilir efendim Mevlid kandillerinde. Cehennemden azat olma beraatını eline alanlardan eyle ya Rabbi denilir. Değil mi efendim? İşte beraat çok mühim. İnşallah biz Kerim'in, de o nişanı alanlardan İnşallah oluruz hocam. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuza toptan indiği bir gece doğumların, ölümlerin, terfilerin, tenzillerin, ecellerin, rızıkların, amellerin, ömürlerin meleklere liste halinde verildiği bir gece. Mübarek gecelerden bahsettik. Sırrı Beyciğim, mübarek Şaban ayını yarıladık. Bu gece işte 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat gecesi. Muhterem izleyicilerimize bir iki cümle halinde şunu da nakletmemizde buyurun fayda var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh'a validemiz buyuruyor ki Resulullah'ın Ramazan ayı müstesna olmak üzere hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçlu geçirdi buyuruyor. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadis-i şerifi naklediyor efendim. Hatta bunun gerekçesi de Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Allah-u Teala o soranlardan razı olsun efendim. İyi ki sormuşlar. Amin. Biz de merak edebilirdik değil mi efendim? Resulullah Efendimiz'e Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman buyurdu ki, Sünen Nesai'de geçiyor bu hadis-i şerif, Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gafildirler. Bu ayda ameller alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim buyurmuşlardır. Bu bakımdan Peygamberimiz Sünnet-i Tirmizi'deki bir hadis-i şeriflerine göre şöyle buyuruyorlar. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Bu bakımdan 3 ayların ikincisi olan ortasında yer alan ve şimdi yarıladığımız Recep ayı ile Ramazan ayı arasında bir köprü mesabesinde olan mübarek Şaban ayını iyi değerlendirmeliyiz. Sadece bu geceyi ve yarın bu gecenin gündüzünü değerlendirmekle kalmamalıyız. Çünkü Sünnün-i Mısri Hazretleri Mısır'da yetişen alim ve velilerden Recep ayı tohum ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan ayı ise hasat ayıdır buyuruyor. Recep ayının tevbe, hürmet ve ibadet ayı, Şaban ayının muhabbet ve hizmet ayı, üç ayların üçüncüsü ve bütün ayların da sultanı olan Ramazan ayının ise yakınlık ve nimet ayı olduğu ifade ediliyor. Allah-u Teala'ya bizim yaklaşmamız için bir vesile. Allah-u Teala her an bize yakın. Estağfirullah. Ve nahnu akrabu ileyhi
min hablil verid. Biz kolumuza şah damarından yakınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabii bu kurp, yakınlık mecazi bir ifadedir. Bedeni olarak, cismi olarak efendim yakınlığı asla düşünmememiz gerekir. Recep ayının af ve mağfirete, Şaban ayının şefaate, Ramazan ayının da sevapların kat kat verilmesine mahsus aylar olduğu bildirilmiştir. Sınır Bey, hatırlayacaksınız. Sevgili Peygamberimiz Recep ayının başında Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan diye dua buyururlardı. Yani ya Rabbi, ey Allah'ım, şu Recep ve Şaban aylarında bize bereket ihsan eyle, bu ayları bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına da kavuştur. Nasıl gül çiçeklerin şahı ise, efendim sevgili Peygamberimiz şahı Rusul ise, Resullerin şahı ise, Ramazan-ı Şerif'te ayların sultanıdır. Sultanı şuhurdur. O mübarek ayın günlerinin bereketi ayrı, gecelerinin bereketi ayrıdır. O ayda bir nafile ibadet yapana başka aylarda farz yapmış gibi sevap veriliyor. O ayda bir farz yapana başka aylarda 70 farz yapmış gibi sevap veriliyor. İşte biz de Peygamber Efendimizin bu duasını tekrar ediyoruz. Ya Rabbi, bu Şaban ayını da bize bereketli eyle, mübarek kıl ve ayların sultanı mübarek Ramazan ayına da kavuştur diyoruz. Bu vesileyle kıymetli sevgili izleyicilerimizin, asil milletimizin, bütün Türk ve İslam aleminin Berat gecesini candan tebrik ediyorum. Allah-u Teala sıhhat ve afiyet içerisinde sevdikleriyle birlikte onlara ve bizlere, hepimize nice nice Berat kandillerine kavuşmayı nasip eylesin diye müsaade ederseniz noktalayalım efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz de amin diyelim. Ağzınıza sağlık. Efendim bu gece ellerinizi semaya kaldırdığınızda bizleri ve çalışma arkadaşlarımızı da unutmayın. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.